Dünyada pandemi ile beraber gıdanın önemi gittikçe artmaya başladı. Son yıllarda özellikle Rusya'nın buğday vermemesiyle, buğdayını satmamasıyla beraber tarımda diğer ülkelerde onu takip etmeye başladılar. Önümüzdeki süreçlerde hangi ürünün ne kadar gerekli olacağını bilinmemesinden dolayı öyle bir yol izlemeye başladı. Özellikle Avrupa son olarak aldığı kararlarda girdi fiyatlarında biraz düşüklüğe, sübvansiyonlarını daha da artırmaya yönelik girişimlerde bulunmaya başladı. Ama uzun vadede analizlerinde, araştırmalarında girdi fiyatlarında %50'lik bir indirimin verime %150'lik olarak geri döndüğünü, %50'lik, %60'lık oranların ters oranda %180'lere çıktığını görmekteyiz. Bu anlamda Avrupa Birliği ve çevresindeki ülkeler, tarım ülkeleri üretimdeki daha fazla üretimi nasıl teşvik edebiliriz'in çalışmalarını yapmaktalar. Bu çalışmaları yıllardır, geçmiş yıllarda da incelediklerinde bu sonuçları gördükleri için girdi maliyetlerinde düşüklüklere neden oluyor. Üstelik buralarda zaten sübvansiyonlu, destekli girdiler olmasına karşın bile yeniden desteklemelerinin daha fazla olması gerektiğini, üretimin, rekoltenin, üretimin daha yaygınlaştırılması gerektiğine inandıkları için ciddi bir çalışma içerisine girdiler. Dönüp Türkiye'ye baktığımızda da bizim bunu örnek almamız lazım. Dünya kadar biz de örneğin iki Trakya büyüklüğünde ve gittikçe artan ekilmeyen alanı söz konusu olduğu için Türkiye'de bunu bir an önce yapmamız gerektiğini, maliyetlerimizin, üretimdeki giderlerimizin daha ciddi bir şekilde desteklenmesi, maliyetlerin düşürülmesi, özellikle hububatta, buna benzer şehrin diğer şehirlerdeki üretim modellerine bakarak artırmamız lazım desteklemeleri. Bu bizim önümüzdeki yıllarda rekoltemizi ve üretimimizi artıracaktır.